Selam merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsederken makyaj yapıyorum. İlgi çekici olduğunu düşündüğüm kaynakları ve kullandığım malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bak, şu insanların hikayesi çok ilginç diyeceğiniz suçlular varsa da yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Bugün anlatacağım konuda rahatsız edici çok detay var. Bu ilk uyarım. İkinci uyarım, aşağıda paylaşacağım linklerden bazıları çok ilginç detaylar içerdiği için paylaşıyorum. Ama içlerinde rahatsız edici bazı fotoğraflar da var, otopsi fotoğrafları gibi. Bunu göz önünde bulundurarak tıklayın. Bu hafta Carla Hamolka ve Paul Bernardo'dan bahsedeceğim. Ve insanlığa olan inancınızı birazcık daha azaltacağım. Başlıyorum. Carla Hamolka 4 Mayıs 1970'te Ontario'da dünyaya geliyor. Annesinin söylediğine göre müthiş zeki bir çocuk. Konuşmayı ve yürümeyi akranlarından çok daha önce öğreniyor. Geçen hafta da aynı cümleyi kurmuştum Kristin için. İki kız kardeşi daha oluyor Carla'nın. Yani 3 kardeşler ve en büyük olanı Carla. Okulda da müthiş başarılı birisi. Yani öğrenmeye çok açık. Dolayısıyla da hocaları çok seviyor Carla'yı. Herkes Carla'nın ne kadar zeki biri olduğunun farkında. IQ testi yaptırıyorlar onun okuldayken. 131 çıkıyor. Ergenlik döneminde biraz karanlık birisi oluyor Carla. Yani mesela sürekli siyah giyiyor. Ki bence bu gayet normal. Sadece siyah oje sürüyor, çok kontrolcü birisine dönüşüyor. Yani işler onun istediği gibi gitmediğinde hemen problem çıkarıyor. Ve yine aynı dönemde kendine zarar vermeye başlıyor. Faça gibi. Bazen derisini kazıyıp, orayı oyup, içine siyah oje dolduruyor. 14-15 yaşlarına geldiğinde de alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Ama herhangi bir bağımlılık geliştirmiyor. Hayvanlarla arası çok iyi olduğu için ve onları çok sevdiği için 16 yaşına girdiğinde bir pet shop'ta part-time olarak işe giriyor. Yaptığı işi çok seviyor. Burada çalışmasının birinci yılında, yani 17 yaşındayken onu bir kongreye gönderiyorlar. Kongrenin akşamında arkadaşıyla dışarıya çıkıyor, içiyorlar, eğleniyorlar. Sonra otele geri dönüyorlar. Otele döndüklerinde de çok acıktıklarını fark ediyorlar. Pijamalarını giyip aşağıda otelin restoranında yemek yemek için iniyorlar. Yemek yerlerken yanlarına iki kişi geliyor. Bunlardan birisi Paul. Carla'ya dönüyor, diyor ki yemeğini hep pijamalarında mı yersin? Bunu flörtöz bir şekilde söylüyor. Ben çok becerememiş olabilirim. Ama Paul flörtöz bir şekilde söylüyor bu cümleyi. Sonra hep beraber oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Çok iyi anlaşıyor Carla ve Paul. Zaten diğer yanlarındaki iki kişinin söylediğine göre anında birbirlerinden çok etkileniyorlar. Sonra geceyi birlikte geçirmeye karar veriyorlar. Bu arada Carla 17 yaşında henüz. Lise öğrencisi. Ama orada Rıza yaşı 16. Ortada bir suç yok yani. Henüz. Peki Paul kim? Birazcık Paul'dan bahsedeceğim. Paul 27 Ağustos 64'te Scarborough'da dünyaya geliyor. Paul'un annesi zamanında birisini çok sevmiş ama onunla evlendirmemişler. Onun yerine Kenneth'la evlendirmişler. Ama Kenneth çok tatsız bir adam. Yani alkolik, evde sürekli şiddet uygulayan birisi. Paul'un annesini sürekli aşağılıyor. Ve Paul'un annesi bu durumdan çok bunaldığında eskiden sevdiği adamla bir ilişki yaşamaya başlıyor. Paul de bu ilişkiden dünyaya geliyor. Ama Paul 16 yaşına gelene kadar bu gerçeği bilmiyor. Yani Kenneth'ı gerçek babası sanıyor. Paul'un doğumu çok sıkıntılı geçiyor. Birkaç dakika oksijensiz kalıyor. Ki bu durum iletişim ve öğrenme becerilerinin gelişimini etkileyen bir şeymiş. Ki zaten bunu anlamaları da çok uzun sürüyor. Çünkü 5 yaşında ameliyat olana kadar dili alt çenesine yapışık. Konuşamıyor yani. Çok uzun süren terapilerden sonra normal bir konuşması oluyor. Ama bu süreçte bu tedaviler çok uzun sürdüğü için okul zamanını da kapsıyor. Ve okulda bütün çocukların onunla dalga geçmesinin önüne geçilemiyor. Paul'un aile hayatı benim bugüne kadar gördüğüm en zor hayat. Çünkü babası zaten dediğim gibi alkolik ve şiddete çok meyilli bir adam. Annesini sürekli dövüyor, sürekli aşağılıyor. Ayrıca Paul'un kız kardeşini istismar ediyor. Bütün aile aynı odadayken. Ki zaten 75 yılında da bir çocuğu taciz ettiği için tutuklanıyor. Paul'un annesi bu durumlara dayanamıyor ve depresyona giriyor. Ve depresyona girdikten sonra bir şeyler yapmayı bırakıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yemek yapmıyor, temizlik yapmıyor, çocuklarla asla ilgilenmiyor. Sadece yemek yiyor. Ve bir noktada da obez oluyor ki bu da kocasının onu aşağılaması için başka bir sebep. Kendini dış dünyadan izole etmek için bodruma kapatıyor. Aşağıya iniyor ve yemek stoğu bitene kadar aşağıda kalıyor. Yani Paul böyle bir evde büyüyor ve sonra 16 yaşına geldiğinde babasının başka birisi olduğunu öğrendiğinde de annesine babasının davrandığı gibi davranıyor. Onu sürekli aşağılıyor, sürekli küfür ediyor. Liseyi bitirdikten sonra da Amway'de çalışmaya başlıyor. Muhtemelen burada çalışırken satış yapmak için öğrendiği stratejilerden olacak ki çok iyi bir konuşmacı. Bu özelliği sayesinde de kızlarla tanışmakla ilgili hiçbir sıkıntı çekmiyor. Genelde barlarda takılıyor
Ve birisiyle tanışmak onun için hiç zor değil. Çünkü hem ağzı çok laf yapıyor, hem de yakışıklı biri, sevimli biri. Ama bu ilişkilerinin hiçbiri uzun sürmüyor. İlişkilerinin uzun sürmemesinin sebebi cinselliğin tamamen şiddete ve zorlamaya dayalı olması. Kızlar ilişkilerini bitiriyorlar ama hiç kimseye bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü Paul onları tehdit ediyor. Eğer birine bir şey söylersen seni bulurum ve öldürürüm diyor. Ama dışarıdan bakan, onu tanımayan, onu henüz yeterince tanımayan birisi için Paul kusursuz birisi. Toronto Üniversitesi'nde muhasebe okumaya başlıyor. Ve üniversitedeyken aklına bir fikir geliyor. Hem istediği cinsel hayatı yaşayıp hem de bundan yırtması bir şekilde mümkün olabilir. Tanımadığı kadınlara arkadan saldırabilir. Carlyle'la tanıştığı yıl, yani 1987'de Scarborough bölgesinde arka arkaya tecavüz vakaları olmaya başlıyor. Hem de bu suçlar genelde kurbanların evlerine çok yakın yerlerde oluyor. Mesela bahçelerinde. Çünkü adam kurbanlarını evlerine kadar takip ediyor ve evlerine yaklaştıklarında onlara saldırıyor. Onları bir bıçakla tehdit ediyor bağırmasınlar diye. Eğer bağırırlarsa da yüzlerine kesikler atıyor. Polis ciddiye alıyor bunu ama o kadar fazla ihbar geliyor ki yetişemiyorlar çoğuna. Ki çok fazla polis çalışıyor aslında bu davada. Ki zaten yani birincisi yetişemiyorlar. İkincisi de hiç kimse onun yüzünü görmediği için aslında nasıl birini aradıklarını bilmiyorlar. Polisin o noktada yapabileceği tek şey kadınları ve genç kız çocuklarını uyarmak. Çünkü kurbanlarından bazıları 14-15 yaşında. Diyorlar ki otobüsten indikten sonra evinize tek başınıza yürümeyin. Çünkü genelde bu şekilde buluyor kurbanlarını. Bir yıl sonra, yani 1988'de polisler otobüs duraklarının çevrelerinde şüpheli görünen insanları aramaya başlıyorlar. Bir seferinde bir adamın ağacın altında bekleyip gelip geçen kadınları gözetlediğini fark ediyorlar. Bu şüpheli bir durum. Adamı kovalıyorlar ama yakalayamıyorlar. 87-90 yılları arasında 19 tecavüz veya tecavüze teşebbüs vakası yaşanıyor. 90 yılında bir kadın bu suçlunun yüzünü görmeyi başarıyor. Polise gidiyor ve bir robot resim çiziyorlar. Bu resim medyada yer aldıktan sonra da polise binlerce ihbar gidiyor. Bizce bu Paul Bernardo diye. Tabii ki öyle. Polisler Paul'ü sorgulamak istediklerinde Paul hiç zorluk çıkarmıyor. Gönüllü olarak gidiyor, sorguya katılıyor. Hatta polisler DNA'sını istediklerinde bunu yapmak zorunda olmadığı halde DNA veriyor. Ama yüzlerce DNA örneğinin incelenmesi uzun zaman alıyor. Paul'ün verdiği DNA örneği 2 yıl boyunca rafta bekliyor. Bu sırada polisler FBI ile anlaşıyorlar. FBI davranış biriminden birkaç ajan görevlendiriyor ve bir profil oluşturuyorlar bu suçluyla ilgili, yani Paul ile ilgili. Profil şöyle: beyaz birisi, 18-25 yaş aralığında, Scarborough bölgesinde yaşıyor. Lise mezunu, bekar, öfke kontrolü yok. Kadınlara karşı olan öfkesini yakınlarından gizlemiyor. Ve muhtemelen kendine yetecek kadar para kazanamadığı için başka birisine bağımlı yaşıyor. Aslında Paul'ün eski kız arkadaşlarından biri polis olan bir arkadaşına "Ya bak, bu kişi Paul olabilir" diyor. Ve daha önce yaşadıklarını anlatıyor. Polis bu konuyla ilgili bir rapor hazırlıyor. Ama dediğim gibi çok fazla rapor var, çok fazla ihbar var. Bu raporun ciddiye alınması biraz sürüyor. Ve Paul, Carla'yla bu olaylar başladıktan birkaç ay sonra Ekim'de tanışıyor. Bu ilişki Carla için müthiş bir ilişki. Çünkü Carla henüz lisede ve üniversiteye giden bir sevgilisinin olması çok cool bir şey onun için. Onun için ve arkadaşları için. Bir yandan da Paul yakışıklı birisi. Ama bence asıl en önemli olan şey Paul'un çok alfa bir karakter olması. Çünkü Carla popüler ve güzel bir kız. Dolayısıyla çevresinde herkes zaten onun dediklerini yapıyor. Yani her ortamda lider. Dolayısıyla da biri çıkıp onun dediklerini yapmayınca bu Carla'ya ilginç geliyor. Yani kafasını karıştırıyor muhtemelen. Carla da Paul için ilginç birisi. Çünkü Paul'un hayatında ilk kez birisi onun bu sadistik dürtülerini destekliyor. Dolayısıyla da kısa zamanda aşık oluyorlar birbirlerine. Carla'nın annesi ve babası Paul'e bayılıyor. Oğulları gibi seviyorlar onu. Carla'nın kız kardeşleri de Paul'u çok seviyor. Özellikle de Tammy. Tanıştıklarında Tammy 12 yaşında ve o zamanlarda tabii ablasının sevgilisinin çok cool birisi olduğunu düşünüyor. Çünkü 12 yaşında. Paul'un da onlarla arası çok iyi bu arada. Her şeyden konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Paul onlara rap kariyerinden bahsediyor. Yani çünkü rapçi olmak istiyor. Bu arada bence bu çok vizyoner bir düşünce. Çünkü yıl 1987. Henüz beyaz çok rapçi yok. Ama Paul, ya da sahne adıyla Young Hype, bayağı kötü bir rapçi. Bir demosu var internette. Onu dinledim. İyi değil.
Bunun ve bunun konuyla hiçbir alakası yok. Geri dönüyorum. Paul'ün de Tammy'ye karşı özel bir ilgisi var. Mesela bir gece Carla, Paul'ü evin dışında Tammy'nin penceresinin önünde onu dikizlerken buluyor. Neden bilmiyorum ama bu Carla için hiçbir problem yaratmıyor. Hatta bazen Paul, Carla'dan Tammy gibi davranmasını istiyor. Yatakta. Ve bir gün Paul, Carla'ya diyor ki, biz tanıştığımızda sen belki de değildin. Bunu bana borçlusun. Ve buna en yakın olan şey Tammy. Şimdi Carla her konuda kontrolü elinde tutan kişi olmaya alışkın olduğu için içinde hep bir korku var. Acaba benden habersiz böyle bir şey yaparlar mı diye. Ve olmaması için her şeyin onun kontrolünde gerçekleşmesi gerekiyor. Her şeyin onun kontrolünde gerçekleşebilmesi için de bu olaya dahil olması lazım. Şimdi Carla 87 yılında bir veteriner kliniğinde veteriner teknikeri olarak işe giriyor. Bu ne demek? Artık hayvanların anestezisi için kullanılan birçok ilaca erişimi var. Bu ilaçlardan bazılarını alıyorlar ve Paul'le bir deney yapmaya başlıyorlar. Arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarında biraları Paul alıyor ve bu biraların üzerine birazcık ilaçlardan döküyor. Hepsini farklı dozlarda döküyor çünkü gözlemlemek istiyorlar. Bu kadar dozu birisi aldığında ne gibi bir değişiklik oluyor ya da bunun 3 katını aldığında ne gibi bir değişiklik oluyor gibi. Ama bu plan çok başarılı işleyen bir plan değil. Çünkü Paul bu biraların üzerine koyduğu ilaçları karıştırmıyor. Dolayısıyla da biraların üzerinde beyaz beyaz tozlar oluyor. Arkadaşları da bunu içmek istemiyor. Ama bu arada hiç kimse Paul'dan şüphelenmiyor. Herkes mekanda mı acaba bir sıkıntı var? Acaba mekandakiler mi böyle bir şey yapıyor gibi düşünüyor. Carla ellerindeki sınırlı veriyle artık Tammy'yi nasıl bayıltacağını öğrendiğini düşünüyor. Tammy'yi bayıltacağına emin, bunu biliyor. Ama ne olur ne olmaz diye bir tane de solüsyon çalıyor iş yerinden. Bu solüsyon oksijenle %1 oranında karıştırılarak kullanılıyor. Elindeki malzemeler tamam olduğunda, elindeki malzemelere güvendiğinde de yapalım bu işi diyor. 90 yılının 23 aralığında Carla'nın evinde takılıyorlar. Ailesi de var. Ailesi yatmaya gittikten sonra da Tammy'ye diyorlar ki biz bir şeyler içeceğiz, bize katılmak ister misin? Tammy 15 yaşında. Çok beğeniyor tabii ki bu fikri. İçiyorlar, sohbet ediyorlar. İlaçlar etkisini gösterdikten sonra da Tammy bayılıyor. Tammy bayıldıktan sonra Carla o solüsyonu çıkarıyor, bir kumaşa döküyor ve Tammy'nin ağzını kapatıyor onunla ki kendine gelmesin o. Paul de, Carla da Tammy'yi istismar ediyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Ama normalde %1 oranında kullanmaları gereken %100 oranında kullandıkları solüsyon yüzünden Tammy kusmaya başlıyor. Hemen onu ters çeviriyorlar boğulmasın diye. Delilleri ortadan kaldırıyorlar, sonra da ambulans arıyorlar. Ambulans geliyor ve Tammy'yi hastaneye götürüyorlar. Ama kurtaramıyorlar ki zaten ambulans geldiğinde de Tammy hayatta değil. Tammy'nin yüzünde çok büyük kırmızılıklar var. Kullandığı solüsyon o kadar yoğun bir solüsyon ki cildini yakmış. Kumaşın değdiği her yer kıpkırmızı olmuş, yanmış çünkü. Carla'ya soruyorlar hani bunun sebebi ne diye. Carla da diyor ki ya halıya sürtünmüş olabilir, biz onu ters çevirmeye çalışıyorduk boğulmasın diye. O arada belki halıya sürtündüğü için yüzü kızarmış olabilir. Tamam diyorlar ve konu kapanıyor. Ve bir sebepten otopsi yapılmıyor. Aslında otopsi yapılsa bu istismar ortaya çıkacak. Muhtemelen oradan DNA bulacaklar ve yakalayacaklar ikiliyi. Ama otopsi yapılmadığı için bu bulunamıyor. Tammy'nin ölümü kayıtlara alkol zehirlenmesi olarak geçiyor. Tammy gömülmeden önce tabutuna herkes fotoğrafını koyuyor. Paul ve Carla'nın koyduğu fotoğrafı göstereceğim şimdi. Konuşmayacağım. Sadece dikkatle fotoğrafa bakın. Bu fotoğrafı olaylar ortaya çıktıktan sonra yani 93 yılında tabuttan çıkarıyorlar. Bu cinayet olayı Carla ve Paul'ü birbirine iyice yaklaştırıyor. Sadece bir sır paylaştıkları için değil, aynı zamanda artık eğer birisi yanarsa diğerinin de yanacağını bildikleri için. Yani bu ilişki artık ikisinin de ayrılamayacağı bir ilişki. Beraber bir eve taşınıyorlar ve ilişkilerinin bu döneminde Carla'nın söylediğine göre Carla, Paul'ün bölgedeki tecavüz olaylarından sorumlu olduğunu henüz bilmiyor. Ama çalıştığı yerde tanıştığı 15 yaşındaki Jane'i evlerine davet ediyor. Bu aslında eve çağırdığı kişinin ismi resmi olarak açıklanmadı. O yüzden Jane Doe diye geçiyor. O yüzden Jane diyeceğim. Jane Carla'ya hayran bir çocuk. O yüzden de Carla onu eve çağırdığında bayıla bayıla gidiyor. Bir şeyler içiyorlar, alkol alıyorlar. Ve Jane bayılıyor. Sonrasında ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sonraki gün yüksek ihtimalle ilaçların etkisiyle bütün gün kusuyor. Ama
anlamıyor ne olduğunu. Başına geldiğiyle ilgili hiçbir fikri yok. İlk kez alkol aldığı için midem kaldıramadı herhalde gibi düşünüyor. Bu yüzden de Carla ve Paul'la görüşmeye devam ediyor. Paul, Jane'le bir ilişki kurmaya çalışıyor. Daha doğrusu Paul'un kafasındaki o hastalıklı ilişki tanımı neyse onu kurmaya çalışıyor. Ama Jane, Carla'yı o kadar çok seviyor ki bunun ona ayıp olacağını düşünüyor ve bunu yapmak istemiyor. Yine içkisine ilaç kattıkları bir gün Jane nefes almayı bırakıyor. 911'i arıyorlar, ambulans çağırıyorlar. Ama sonra Jane tekrar nefes almaya başlıyor. Tekrar 911'i arıyorlar. Tamam diyorlar, sıkıntı yok, gelmenize gerek yok, bir şey yok. Hem Jane hem de Jane'in ailesi artık burada bir sıkıntı olduğunu fark ettiği için Jane, Carla ve Paul'le görüşmeyi bırakıyor. 15 Haziran 1991'de Paul araba plakaları çalarken 14 yaşındaki Leslie Mahaffey'i fark ediyor. Gece saat 2 ve Leslie eve geç kaldığı için kapıyı kilitlemişler, dolayısıyla da içeriye giremiyor. Muhtemelen sadece korkutmak için içeri almıyorlar çünkü bu daha önce birkaç kez olmuş ama kapıyı çaldığında açıyorlar kapıyı. Ha çok azarlıyorlar sonra sen neden bu kadar geç kaldın diye. O yüzden de o akşam zile basmak istemiyor. Önce arkadaşını arıyor sizde kalabilir miyim diye. Arkadaşı da ailesinin böyle bir şeye izin vermeyeceğini söylüyor. Sonra ya acaba zile çalsam mı çalmasam mı diye düşünürken Paul'u fark ediyor. Konuşmaya başlıyorlar. Sonra Paul sigara içmek ister misin diyor. Leslie de olur diyor. Paul de sigarasının arabasında olduğunu söylüyor ve kızı arabanın yanına getiriyor. Sonra gözlerini bağlıyor ve arabaya koyuyor onu. Eve getiriyor. Evde Paul de Carla da 24 saat boyunca işkence ediyorlar ve cinsel istismarda bulunuyorlar. Yine bunların hepsi kayıt altında ve kıza diyorlar ki eğer her şey istediğimiz gibi giderse, eğer hiçbir sıkıntı çıkmazsa seni salarız. Hatta bu yüzden de kız bir noktada ya göz bağım aşağıya kayıyor diyor. Çünkü farkında eğer ikisinden birinin yüzlerini görürse o evden çıkamayacak. Ama Paul'un söylediğine göre Carla'nın çok ilaç vermesi yüzünden, Carla'nın söylediğine göre de Paul'un onu boğması yüzünden Leslie hayatını kaybediyor. Onu Bodrum'a koyuyorlar. Henüz cesetten kurtulmak için bir şey yapamıyorlar. Çünkü Carla'nın ailesi yemeğe gelecek. Onlar gittikten sonra hallederiz diyorlar. Carla'nın annesi yemek yaparken bir noktada patatesler nerede, gidip patates alayım ben diyor. Carla patateslerin Bodrum'da olduğunu söylüyor. Tam olarak Leslie'nin yanında duruyorlar. Carla'nın annesi aşağı inecekken ha tamam sıkıntı yok ya dur ben getireyim diyor ve aşağıya iniyor. Eğer kadın Carla'ya söylemeden aşağı inip patates almak istemiş olsaydı her şey çok daha farklı olabilirdi. Ama maalesef o günü yakalanmadan geçiriyorlar. Aile gittikten sonra da Paul gidip alışveriş yapıyor. Çok fazla çimen, onlarca kutu çimento alıyor. Sonra Leslie'yi küvette parçalara ayırıyorlar. Ve her parçayı çimento blokların içine koyuyorlar. Bu blokları yakındaki bir göle atıyorlar. Ama bundan 2 hafta sonra, yani tam olarak Carla ve Paul evlenirken bir balıkçı bu blokları fark ediyor. Oğluyla balık tutan birisi fark ediyor bunları ve başka bir balıkçıyı çağırıyor. Diyor ki burada ya bir sıkıntı var ya da çok değişik bir balık buldum. Sıkıntı olduğunu fark ediyorlar ve polisi arıyorlar. Polis diş kayıtlarından bulunan kişinin Leslie olduğunu fark ediyor. Ama bu olayı ne Carla'ya ne de Paul'a bağlayamıyorlar. Bu olayı bağlayamadıkları için de diyorlar ki biz bunu bir daha yaparız. Ve 16 Nisan 1992'de arabayla gezmeye başlıyorlar. Bir sonraki kurbanlarını bulmak için. Geziyorlar, birini gözlerine kestirecekler ve kaçıracaklar. Bu sırada Kristen French'i fark ediyorlar. Kristen 15 yaşında, okuldan eve dönüyor. Carla arabadan inip yol soruyor, elinde bir harita var. Ve Kristen haritaya bakarken Paul onu gelip arkadan tutup arabaya bindiriyor. Carla arka koltuğa oturuyor ve kızın saçlarından tutuyor bir şey yapamasın diye. Eve götürüyorlar. Ama Kristen hiçbir zaman eve geç gelmediği için, her zaman aynı dakikada geldiği için, çünkü okulla ev arası 15 dakika sürüyor. Ve okuldan çıktıktan sonra 15 dakika sonra kesinlikle evde. Yani o gün gelmeyince ailesi hemen bir sıkıntı olduğunu anlıyor ve polise haber veriyor. Polis bir ekip kuruyor. Kristen'i aramaya başlıyorlar. Ama maalesef bulamıyorlar. Ki burada çok ilginç bir şey var. Çünkü bu kaçırılmayı gören bir sürü tanık var. Arkadaşların ya da kardeşlerin şakalaşması sanmışlar. Çok ciddiye almamışlar. Ama polis bunu sorduktan sonra bu olayın nerede gerçekleştiğini gösteriyorlar. Ve orada Kristen'in ayakkabısını buluyorlar. Öldürülmeden önceki 3 gününü Carla ve Paul ile geçiriyor. Yine aynı şeyler, yine her şey kaydediliyor kamerayla. Ve bu korkunç 3 günün sonrasında Paul onu boğarak öldürüyor. Onu yıkıyorlar ve saçlarını kesiyorlar, kimliği belirlenemesin diye. Sonra da yaşadıkları yerden 45 dakika uzaklıktaki bir çukura atıyorlar. Bu çukur bir mezarlığın yanında. Kristen öldürülmesinden 11 gün sonra bulunuyor.
Bir görgü tanığı onu kaçıranların kullandığı arabayı bej bir Camaro olarak hatırlıyor. Ki aslında bunu söyleyen kadın diyor ki bak ben arabalardan hiç anlamıyorum ama bence bej bir Camaro'ydu ama çok da emin değilim. Ve polis her yerde bej bir Camaro aramaya başlıyor. Ama gerçekten kadın haklı yani anlamıyor arabadan. Çünkü aslında Paul'ün kullandığı araba altın rengi bir Nissan. Yani görgü tanığı olması çok bir işlerine yaramıyor. Kristen'in bulunmasından 2 hafta sonra bu ilk polisin yazdığı raporu buluyorlar. Bu yüzden de Paul'ü sorguluyorlar. Ama sorgu çok kısa sürüyor ve onun yapmadığına karar verip onu serbest bırakıyorlar. Bu olaydan 7 ay sonra yani 92 Aralık'ta Paul'ün verdiği DNA örneği test edilmeye başlanıyor. Bu test devam ederken Paul Carla'yı bir fenerle dövüyor. Ve o kadar kötü dövüyor ki Carla 8 gün sonra işe gittiğinde bile arkadaşları panik oluyorlar. Çünkü yüzü çok kötü durumda. Carla bir araba kazasından dolayı böyle olduğunu söylüyor ama kimse inanmıyor ona. Ailesini arıyorlar. Ailesi onu hastaneye götürüyor. Ve Carla hastanede bunu Paul'un yaptığını kabul ediyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Tutukluyorlar Paul'u ama sonra serbest bırakıyorlar. Carla'nın ailesi kızlarının tekrar o eve gitmesini istemiyor. O yüzden de Carla ailesiyle yaşamaya başlıyor. Bu olaydan 2 ay sonra da DNA testinin sonuçları geliyor. Ve Paul'un bölgedeki tecavüz olaylarından sorumlu olduğu anlaşılıyor. Polis bu konuyu önce Carla ile konuşmaya karar veriyor. O yüzden onu merkeze çağırıyorlar sorgulamak için. Carla ilk önce aile içi şiddet olayıyla ilgili olduğunu düşünüyor ve gidiyor. Ama neden çağrıldığını anladıktan sonra muhtemelen artık bir şeylerin sona yaklaştığını fark ediyor. Ve eve gidip ailesine her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. Tammy cinayeti de dahil. Ailesi bir avukat tutuyor Carla'ya ve bütün suçunu itiraf etmesi karşılığında daha düşük bir ceza alması gibi bir anlaşma yapıyorlar polisle. 93 Şubat'ta Paul bütün bu suçlardan dolayı tutuklanıyor. Bu sırada Carla her şeyi itiraf ediyor ama gerçekten biraz uzak bir şekilde. Kurban rolünü oynuyor çünkü. Kızlarla arkadaş olmuştuk, birbirimize makyaj yapmıştık, beraber yemek yemiştik, muhabbet etmiştik. Ben çok üzüldüm Paul onları öldürdüğünde falan gibi anlatıyor. Ama yani kayıtlar var. O sıralarda kayıtlar henüz bulunamamış durumda ama kayıtları izlediklerinde anlıyorlar ki Carla da en az Paul kadar işlerin içinde. Ama tabii ki Carla kurban rolünü oynuyor. Ben bunu yapmak istemedim. Beni her gün dövüyordu. Beni bunu yapmaya zorluyordu diyor. Ki yalan. Videoları bulamazsınız. 2005 yılında imha edildiler. Ama videoların transkriptini bulabilirsiniz. Paylaşırım aşağıda. Bir noktada şöyle bir şey söylüyor. Jane bize geldiğinde Paul ona ilaç vermek için bizim şampanya bardaklarımızı kullandı. Biz o şampanya bardaklarını kullanmıyorduk çünkü çok pahalılar. Çünkü biz onları Fransa'dan getirdik. Ben çok sinirlendim böyle bir şey yapmasına. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Yeni evlendiğimizde almıştık onları. Çok pahalıydı. Jane'e onunla verdi içkileri diyor. Veya mesela Carla'dan evde suç işlenen yerleri göstermesini istiyorlar. Carla bunu yapmaya okul önlüğüyle gidiyor. Okul önlüğüyle. Ve saçları arkadan bir tane örülü. Şurada öldürdük, şurada parçaladık, cesedini şurada sakladık. Ya bir de şu yerdeki kitap var ya, onu kardeşim çok istiyordu, ben onu alabilir miyim acaba diyor. Masum biri o anda bunu düşünebilir mi ya? Parfümlerim gitmiş, parfümlerim vardı burada, hepsini götürmüşler, her şeyimi götürdüler, geri nasıl alacağım ben onları falan diyor. Ne yapacağım parfümü o anda? Bu arada bu her şeyi itiraf edersen daha düşük bir ceza alırsın olayı insanlardan gizleniyor. Bu yüzden medya Carla'yı olabildiğince masum göstermeye çalışıyor ki söylediği şeyler inandırıcılığını yitirmesin. Mesela haberlerde Carla'dan kurban diye bahsediyorlar. Yani kurban olay yerini gezdirdi polislere gibi. Zaten sonra da medya yasağı getiriliyor davaya. Bu ikiliye Ken ve Barbie katilleri adını takıyorlar çünkü sarışınlar ve güzeller. Carla bütün bu suçlardaki rolü sebebiyle 12 yıl hapis cezası alıyor. En düşük güvenlikli hapishanede 12 yıl kalıyor ve 2005'te salınıyor. Avukatının kardeşiyle evleniyor, 3 çocukları oluyor ve Carla hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Paul ise müebbet hapis cezası alıyor. Şu an hapiste ve çıkabileceğini de sanmıyorum ama sanmadığım neler gerçekleşiyor şu hayatta. Aynen. Carla Homolka ve Paul Bernardo'nun hikayesi bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bu hafta Carla Homolka ve Paul Bernardo Bu hafta Carla Homolka ve Paul Bernardo'da Allah kahretmesin beni. Bu hafta Carla Homolka ve Paul
Bernardo'dan bahsedeceğim. Sonra geceyi birlikte geçirmeye karar veriyorlar. Bu arada bir seferinde bir adamın bir ağacın altına...